Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve lâkıbetü lil müttakîn ve lâ udvâne illâ alel zâlimîn ve salâtu ve selâmu alâ eşrefil enbiyâi vel mursalîn salavatullahi ve selâmuhu teâlâ aleyhim ve aleyhina ecma'in. Allahümme allimnâ bimâ yenfavnâ ve enfa'nâ bimâ allemtenâ fe inneke alâ mâ teşâ ve gadîr. Allahümme azzel İslâme vel müslimîn ve âli kelimetel hakkı ve d-dîn birahmetike ya erhamer rahimîn. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. Ey bizim Allah'ımız! Sen bizleri bütün kötülüklerden koru ya Rabbi. Münafık zümrelerin şerrinden, müfsid insanların şerrinden ümmeti Muhammed'i koru ya Rabbi. Diyarımızı ve dinimizi, evlatlarımızı, gençlerimizi sen koru ya Rabbi. Sen bizlere kendine hakkıyla kul olmayı nasip eyle ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, bir gün Allah nasip ederse Ebu Süfyan ile Rum Hırakıl'ın arasında geçen bir takım meselelerden bahsedeceğiz. Alınması gereken çok kıssalar var. Alınması gereken çok ibretler var. Bu ibretleri hep birlikte Allah izin verirse paylaşacağız. Evet, Ebu Süfyan malumunuz İslamiyet'e en büyük zarar veren ve sahabelerin aleyhinde olan, en fazla şiddeti kullanan bir kişi idi. Müşrik olduğu müddetçe kelime-i tevhide en büyük düşmanlık yapan bir kişi idi bu. İmam-ı Buhari Ebu Süfyan'ın kıssası hakkında diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün krallara, ileri gelenlere İslamiyet'e davet etmek maksadı ile mektuplar, mesajlar, risaleler gönderiyor idi. Onları İslamiyet'e davet ediyor idi. Bu davetlerin içerisinde de Kayser, Rum kralına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mektup gönderdi. Bu mektupta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiyi İslamiyet'e davet ediyor. İslamiyet'e çağırıyor. İslamiyet'e gel gir diyor. İslamiyet'e girecek olursan hem yakanı kurtarırsın hem de eliğin altındaki insanları kurtarırsın. İki sevaba nail olursun diyor. Hem kendin sevaba nail olursun hem de onların Müslüman olmasıyla sen iki ecri birden alırsın diyerekten kendisine bu şekilde izah ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca gerek risaleler göndermekle, gerek heyet göndermekle, gerek kendisi bizatihi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'ye gelenlere İslamiyet'i davet etmek için geceli gündüzlü Allah'ın Resulü çalışmıştır. Evet, bununla beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mektubu ne zaman ki Kayser'e, Rum kralına ulaşınca bunu okudu. Etraftakilerine dedi ki, bakınız dedi, bana dedi herhangi bir Arap asıllı bir kişi görebilecek misiniz? Ona sorayım, peygamber kimdir? Nasıldır bu kişi? Diyerekten Hırakıl etraftaki insanları bir Arap araştırmak için çevreye insanları dağıttı. İbn Abbas diyor ki, Ebu Süfyan İslam olduktan sonra bana şöyle diyor. Ben diyor Şam'daydım demiş kendisi. Şam'daydım. Bir dahım ticaret maksadıyla Şam'a gitmiştim. Orada ticaret yapıyorduk. Bu ticarette gayet serbesttik. Çünkü peygamberle bir anlaşmamız vardı. Bu anlaşma gereği serbestçe dolaşabiliyorduk diye buyuruyor. Evet, ne zaman ki Kayser beni Şam'da bulunca beni çağırdı kendisine. Huzuruna vardım. Huzurunda bana şunları yöneltti. Kendisinin etrafında bütün insanlar, korumacıları ve büyük insanlar etraftayken bana şu soruları yöneltti. Tercüman kanalıyla kendisine şöyle ifade ettim. Kale Ebu Süfyan diyor ki, قُلْتُ اَنَّهُ اَقْرَبُهُمْ نَسَبًا. O sana bir akraba oluyor mu? Deyince dedim ki evet, en fazla akrabalık olarak ben dedim onun akrabasıyım dedim diyor. Kayser ise söyledi kral, Üdnü minni bana yaklaş ve karribu ashabuhu fecaluhum halfe zahrihi, beni kendine yaklaştırdı. Diğerlerin arkasını aldı.
tercüman kanalıyla şöyle dedi. Kullahum inni sailun hazer racul. Ben bu Muhammed hakkında bir dahım sorular yönelteceğim. Bu soru bu kişi kimdir? Nedir? Yalancı mı? Doğru mu diyerekten bu sorulara cevap versin diye bana söyledi diyor. Hazihi huttara bari'a. Gerçekten bu güzel bir gelişme idi. Büyük ileri gelen Rum kralının önünde peygamberin hakkında ona şahitlik yapmak bana bir büyük bir onur verecek idi. Peygamberin hakkında bütün bildiklerimi en güzel şeyleri anlatmakta elbette ki o makamda bana düşüyor idi. Ben ise Ebu Süfyan olaraktan samimi bir şekilde kendime yöneltilen soruları cevaplandırmak için kendimi hazırladım diyorum. Bana 11 tane soru sordu. 11 tane soru sordu Hirakl. Bu 10 soru aynen şöyle. Kale Hirakl diyor ki kendisine, keyfe nesebuhu fikum, onun nesebi, ailesi nasıl sizler hakkında deyince ona dedim şöyle. Huve fina zu nesebin, o yüksek bir aileye mensuptur. Kendisi Kureyş ailesinin ileri gelenlerin en ileri gelen neseplerinden bir tanesine mensuptur diye sor dedim diyor. Bale dedi. Fehel hazel kavl minkum ahadun kablehu. Bu Muhammed'in çağrısını daha önce yapanlar oldu mu? Böyle bir dine icat edenler oldu mu? Böyle bir kitap oldu, geldi diyenler oldu mu diye sorunca şöyle dedim. Asla böyle bir kişi gelmedi. İlk defa böyle bir peygamber görüyoruz dedim diyor. Hırak'ı soruyor. Fehel kâne min âbehi melik. Kendisinden önce ileri gelenlerden kral veyahut da bir aile kabilesi olanlar oldu mu diye sorunca asla kendisinden önce ailesinden bir kral ileri gelen böyle bir kraliyet mensubu olaraktan kimse yoktur diye dedim diyor. Hirakl yine söyledi. Hel yetbu eşrafun nas em duafauhum. Bu Muhammed'in arkasında buna tabi olanlar zayıf kişiler mi yoksa ileri gelen en eşref aileler mi diye sordu. Kultu bel duafauhum. O peygambere tabi olanlar gerçekten de zayıf insanlar. Fakir insanlar. Aileden mahrum olan insanlar olduğunu söyledim diyor. Evet, yine bana sordu. Hel yüzidûne ev yankusûn. Artıyorlar mı? Yoksa noksanlaşıyor mu peygambere tabi olanlar? Diye sordu. Ben dedim ki bel yezidûn. Artıyorlar. Artıyorlar. Noksanlaşmıyorlar. Peygambere tabi olanlar günde gün artıyor. Onun tabisi daha fazla oluyor. Gün geçmiyor ki Muhammed'in arkasında ve ona tabi olanların sayıları yettikçe de artıyor dedim diyor. Fehel yerteddu ahadun minhum suhtaten li dinihi. Peygamberin dinine girdikten sonra ona kızaraktan o dini terk edenler oluyor mu diye sordu bana. Kultu la, hayır, asla. O dine girdikten sonra herkes o dini benimsiyor. Asla terk etmiyorlar. O din kalplerine yerleştikten sonra onların ufuk açılıyor. Asla o dini terk etme değil. Tam tersine o dine davetçi olaraktan devam ediyorlar dedim diyor. Evet. Kale Hirakl 7. sorulardan diyor ki fehel kuntum tettehimunehu bil kizib. Bu davadan önce kendisini yalanla tühmette bulunuyor muydunuz? Yalan söylüyor diye tühmet ettiğiniz an oldu mu onun hakkında diye sorunca kultu la, hayır, asla biz onun yalanını görmedik. Doğru, samimi, ihlaslı bir kişi olduğuna şahitlik yaparız dedim diyor. Evet. Kale Hirakl diyor ki hel yagdur, o kişi hile yapıcı bir kişi midir? Hile yapar mı? Başkalarının aleyhinde konuşaraktan hilede bulunur mu deyince asla o hile yapıcı bir kişi değildir dedim diyor. Ve nahnu l'an fi ahdihi ma'an. Biz onunla beraber ahd yaptık. Ahdini bozmaz. O bir peygamber olduğunu işaret edici samimi sözlerine ve ittifaklarına bağlıdır diyerekten ifade verdim diyor. Ebu Süfyan diyor ki velem tumekkinu kelimeten edhuluha fi cevabi enkusu fiha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin hakkında onun şan ve şerefini aşağı düşürücü asla bir kelime konuşmamak için elimden gelen gayreti yaptım diyor. Fehel kateltumuhu, yine soruyor. Onunla siz beraber savaş ettiniz mi? Savaşa girdiniz mi deyince
evkatel katelekum, sizinle beraber savaş etti mi? Kultu naam, evet biz onunla beraber savaş ettik. Birbirimize savaştık. Fekeyfe kânet harbuhu ve harbukum, savaşınız nasıl oldu diye sordu bana. Kânet dövlen ve sicalen yenalu minna ve nenalu minhu, kah biz kazanıyorduk savaşı, kah o kazanıyordu. Savaş bu şekilde devam ediyordu diye cevap verdim diyor. Kale Hırakil yine soruyor 11. soru. Femâze ye'murukum, size ne emrediyor Muhammed? Muhammed sizi çağırdığı zaman size neleri teklif ediyor? Deyince kultu şöyle dedim. Ye'muruna en na'budallâhe vahde, yalınız Allah'a ibadet etmemizi bize emrediyor. Ve en la nüşrike bihi şeyen, kendisine Allah'a şirk koşmamızı emrediyor. Ve yenhâne ammâ kâne ya'budu âbâuna, ecdatlarımızın yapmış olduğu, o putlara yapmış olduğu ibadetlerden bizi alıkoyuyor. Evet. Ve emruna bis-salâh, bize namazda emrediyor. Ve sadaka, sadaka vermemizi emrediyor. Ve sıdkı, doğru söylememizi emrediyor. Ve afafi, gayetin kibar olmamızı, başkalarına el uzatmamamızı emrediyor. Ve devul emane, emanetleri vermemizi emrediyor. Ve vefa bil ahdi, ahdi vefakar olmamızı emrediyor. Evet, peygamberin bize emretmiş olduğu sözler bunlardır. Ey Hırakıl diyerekten cevap verdim diyor. Evet, bu 11 tane cevabı Ebu Süfyan o kralın önünde, o kralın önünde hakkıyla cevabı neyse aynısını veriyor. Evet, o sıralarda tabii ki anlattığı sıra Müslüman olduktan sonra anlatıyor. İbni Abbas'a anlatıyor. Evet, Müslüman olmazdan önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en fazla düşmanlık yapan, en fazla adeti yapan kişi Peygamber Efendimizin gıyabında Peygamber Efendimizin ne kadar doğru olduğunu, ne ile emrettiğini, sıfatı zatinin ne olduğunu bizatihi o krala bahsediyor cevap olaraktan değerli kardeşlerim. Evet, cevabı Hırakıl ale Ebi Süfyan, bunlar aldıktan sonra Hırakıl kendisine şöyle söylüyor. هذه هي الأسئلة 11 سؤالا التي سأله هرقل ملك الروم, Rum kralı Hırakıl bu 11 tane soruyu yöneltiyor işte Ebu Süfyan'a. Evet, Ebu Süfyan tek tek cevap veriyor. Bunun üzerine kâle Hırakıl tercümanı, tercümanla diyor ki قُلْ لَهُ, buna söyle, bu kişiye söyle, ey kişi اِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ سَبَبِي عَنْ نَسَبِهِ ف۪يكُمْ, sizdeki olan bunun nesebini sordum. Fezamte ennehu zu nesep, evet büyük bir aileye mensup olduğunu söylediniz. Ve kezalike rusul tub'asu fi nesebin kavmuha, ancak bütün peygamberlerde işte böyle bir şerefli kabilelerden gönderildiğini müşahede etmiştirim diyor. Ve seeltuk, sana sordum diyor. Hırakıl diyor. Ve sana sordum diyor. Hel kâle hazel kavl ahadun minkum kablehu, bu davayı bundan önce herhangi bir kişi iddia etti mi diye sordum da. Fezamte ennehu la, asla bunun gibi bir peygamber gelip bize böyle bir davada bulunmadığını ifade ettiniz. Fakulti, size sordum, sana sordum. Levkâne ahadun kâle hâzel kavlu kablehu, bundan önce böyle bir davada bulunan oldu mu? Lekult racülün ye'timuni en yaktedi ve yekulu kablehu hâze, böyle bir size söz olayan, söyleyen oldu mu deyince hayır olmadı dediniz. Ve seeltuke hel kundittehune bil kizib, bunu bir yalanla daha önce denediniz mi? Yalanını gördünüz mü deyince asla yalan söylemediğini biliyoruz. Bu şekilde cevap verdiniz. İşte bu tip kişiler de Allah'a karşı asla yalan söylemezler diyerekten bana cevap verdi. Ve seeltuke hel kâne min âbâihi min melik, bundan önce bunun ailelerinde, ileri gelen kabilesinde herhangi bir kral var mıydı diye sorunca asla yoktu dediniz. Fekultu, dedim. Lev kâne min âbâhi melikun, lekultu, eğer bunun ileri gelen ailelerinden, daha önceki ailelerinden bir kral olan olmuş olsaydı, o zaman derdim ki bu onun yolunu takip ediyordu derdim. Böyle olmadığına göre bu kişinin hak olduğunu, ne kadar dürüst olduğunu bana müşahede ettirdiniz diye söyledi. Ve seeltuke hel yettebu eşrafun nas em da'a em du'afahum, bu kişiye ileri gelen kişiler mi tabi oluyor yoksa en zayıf insanlar mı tabi oluyor diye sordum. Ve dediniz ki en zayıf insanlar, fakir insanlar, miskin insanlar bu peygambere tabi oluyor dediniz. Evet,
Eğer ki zenginler tabi olmuş olsaydı derdim ki işte bunların servetinde, bunların onurunda gözü var. Bunları davet ediyor derdim diyor. Ve seheltüke hel yezidûne em yengusun, sordum sana. Artıyorlar mı yoksa gittikçe azalıyorlar mı diye sorduğumda fezamte ennehum yezidun, onlar gittikçe artıyor. Peygambere tabi olanlar gittikçe artıyor. Ona iman edenlerin sayısı gittikçe artıyor dediniz. Ve kezalike emrul iman hatta yetimme ve yektemul, işte iman böyledir. İman kişinin kalbine girince etraftaki bütün insanlara yol açıp aydınlatacaktır. Elbette ki bunların sayıları artacaktır diye ifade ediyorum diyor. Ve seeltüke hel yertebdu ahadun an dini suhdeten leh baden yedhule fihi, sordum sana o dine girdikten sonra peygambere kızaraktan, o dine kızaraktan onu terk edenler oldu mu diye sorunca hayır, asla terk edenler olmadı. Her giren ona sarılıyor ve üstelik de onun davacısı oluyor. Ona davet ediyor, davet ediyor diye ifade ettiniz. Fekezalikel iman, işte iman böyledir. Hine tuhalitu ve şaşetel kulub, kalplere girdikten sonra o iman kalplerden asla ayrılmaz. İmanın sonucu da budur de ifade ettim diyor. Ve seltüke hel yakdır, hile yapıyor mu, hilesi var mı diye sorunca asla hile yapmaz. O hile yapan bir kişilerden olmadığını ifade ettiniz diyor. Ve seltüke hel kaltetumuhu ve katelekum, onunla daha önceleri savaşa girdiniz mi? Birbirinize mukatele yaptınız mı deyince evet yaptık. Keh savaş lehimize oldu, keh aleyhimize oldu diye ifade ettiniz. Evet, hakkın uğrunda bir takım böyle mücadelelerin olacağını elbette ki biliyordum diyor. Ve seeltüke keyfe tekunul harbu beynekum, ve beynu, savaş nasıldır diye sorunca dediniz keh ona, keh de bize oluyor diye ifade ettiniz. Ve seeltüke bimâzâ ye'murukum, sordum sana o Muhammed neyle emrediyor diye sorunca söyle dediniz. Bi tevhidillah, Allah'ın tekliğine bizi davet ediyor. Kelime-i tevhide davet ediyor. Allah'ın birliğine bizi davet ediyor dediniz. Vademul işraku bihi, ona şirk koşmamak için davet ediyor. Ve enhakum amma kana ya'budu abaukum, babalarınız ve ecdatlarınızın yapmış olduğu, ibadet yapmış olduğu o putlara terk etmenizi emrediyor. Ve ya'murukum bis-salah, namazla emrediyor dediniz. Ve sıdkı doğrulukla, ve lifafi afif olmakla, ve vifafi vefakarlıkla, ve da'ul emaneti yerine getirmekle emrediyor dediniz diyor. Evet, kâle hirakil melikur rûm, bunun üzerine bu cevapları kendisi tekit ettikten sonra diyor ki ve hâzihi sıfatun nebiyyi sadık, işte sadık ve doğru olan peygamberin sıfatı budur. Ey Ebu Süfyan diyerekten bana haykırı diyor. Evet, sümme kâle lehu, ne dedi? Fe inkâne mâ tekûlûhu hakkan, eğer sizin bu dediğiniz gerçekten haktır, yemin ederim ki zaman gelecek şu kalp basmış olduğum yerlere o İslamiyet'in şerefi burada gelip buralara ulaşacaktır. Buralara o İslamiyet'in şerefi nail olacaktır diyerekten Hırakıl kendisine cevap verdi. Sümme kâle Hırakıl, daha sonra Hırakıl şöyle diyor. Ve kad kuntu âlemunnu haricun, evet yakinen biliyordum ki şu günlerde bir peygamber gelecek. Bunu yakinen biliyordum. Ama Araplardan geleceğini bilmiyordum. Araplardan geleceğini bilmiyordum. Şimdi ise benim bu tavakku etmiş olduğum, düşünmüş olduğum, tefekkür etmiş olduğum bir peygamberin gelmiş olduğunun işaretini görüyorum. Ey Ebu Süfyan diyerekten cevap veriyor. Evet, yine Ebu Süfyan şöyle diyor. Sümme da bi kitabı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine göndermiş olduğu o mektubu çağırdı. Getirdi huzuruna, getirdi huzuruna ve kendisine şöyle okundu. Feyza fihim nassu kitabı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin yazmış olduğu o risalenin metni aynen şöyleydi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammedin Abdullah ve Resuluhu. Allah'ın kulu olan Muhammed Abdullah ve Resuluhu. Resulü ve kulu olan Muhammed'den. İlâ Hırakıl, Hırakıl, Azimur Rum, Rum'un ileri gelen liderine. Selamun ala men ettebe'ul huda. Hidayete tabi olanların üzerine selam olsun. Hidayete tabi olanların üzerine selam olsun. İşte Allah'ın Resulü bizlere bile selam söylüyor.
Allah'ın Resulü Hırakl'a mektup yazıyor. Ama hidayete tabi olanların herkesin üzerine, her milletin üzerine, her ferdin üzerine selam olsun. Allah'ın selamını bizlerden esirgememiş o Allah'ın Resulü salavatullahi ve selamuhu teala aleyhi. Emma ba'd, bundan sonra, Bismillah'tan sonra, hamd ve senadan sonra, hidayetten sonra fe inni ed'uke bi diayetil islam, ben seni İslamiyet'e davet ediyorum. Ey Hırakl, ben seni İslamiyet'e davet ediyorum. Gel İslamiyet'e gir ki selameti bulasın, selamete erişesin. Allah sana iki mükafat verecektir. Senden dolayı, bir de senin eliğin altındaki olanlar İslamiyet'e girdiği için senin vesilenle onların sevabı da sana nail olacaktır. Ey Hırakl diyerekten Peygamber Efendimizin bu kısa, muhtasar bir risalesini kendi üzerine okutuyor. Kale Ebu Süfyan. Ebu Süfyan diyor ki felemme enkada makaletehu, tabi Müslüman olduktan sonra İbn Abbas anlatıyor bunları. Ne zaman ki bu söz bitince alet esvatul lezine halev min uzamai rum ve umre bina fe uhricna, sesler yükseldi, alkışlar arttı, orada heyecanlar fışkırdı ve bizleri dışarı almak için emir verildi. Biz dışarı çıktık. Felemma kharajtu ma ashabi, arkadaşlarım da dışarı çıkınca kultu lehum, onlara şöyle dedim. O zaman Müslüman değildi. İşte İbni Ebi Kepşe, Sadiye annemizin kocasının adı Ebi Kepşe idi. Ebi Kepşe'nin bundan sonra gerçekten de şerefi, onuru artacaklar. Göreceksiniz. Ey arkadaşlar diyerekten haykırdım diyor. Kale Ebu Süfyan fe vallahi maziltum mukinen benne emrehu seyashar, yakinen inanıyorum ki Muhammed'in bu davası bütün dünyaya şamil olacaktır. Buralara da ulaşacaktır. Yemin billah ederim dedim diyor. Evet. Ekul kâne ba'dül müşrikîn yekûlûne an Resûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e Kureyş kabilesine demezlerdi. Başka isim vermezlerdi. İbni Ebi Kepşe, Ebi Kepşe'nin oğlu diyerekten, Ebi Kepşe'nin oğlu diyerekten Peygamber Efendimiz'in onurunu aşağı düşürtmek için bu lakabını kullanırlardı. Çünkü İbni Ebi Kepşe Sadiye annemizin kocası idi. Kepşe biliyorsunuz bir hayvanın şeyini vermiş oluyorlar. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz onurunun düşürtmek için cahiliyette İslam düşmanları bu lakabı kullanıyorlar idi. Evet, bunun üzerine Ebu Süfyan almış oldu o büyük nasihatı, görmüş oldu o büyük sualları cevaplandıktan sonra kalbine İslamiyet'in meşalesinin girdiğini hissediyor. Bunun üzerine cayır cayır yanıyor. Nasıl olacak da peygamberin huzuruna varacak? Bu kadar eza cefa verdi. Nasıl onun huzuruna varıp da kendisini tanıtacaktır? Nasıl olup da Ömerlerin karşısına çıkacaktır? Nasıl olur da Hamza'nın karşısına çıkacaktır? Nasıl olup da Peygamber Efendimizin o mübarek yüzüne, cemaline bakacaktır? Evet, Allahu Teala Hazretleri kişinin kalbine tevfikiyet hidayetini verdikten sonra bütün elgenleri elbette aşacaktı o kişi. Lekad teahhara İslam Ebu Süfyan. Ebu Süfyan Müslüman olmadı. Ta ki Mekke-i Mükerreme fethedilinceye kadar Müslüman olmadı. Evet, o ana kadar hakkı seçmedi. O ana kadar bir takım enaniyetine uyaraktan hakkın hidayetini bir an önce o yolu tutmadı. Enaniyetine bağlayaraktan. Evet, Müslüman olduktan sonra da Müslümanlar kendisiyle fazla oturmazdı. Onun yüzüne fazla bakmazlardı. Eski yaptıkları hatırladıkça Müslümanın kalpleri hareket ederdi. Bize şöyle yaptı, böyle yaptı diyerekten Ebu Süfyan'ı Müslüman olduktan sonra da fazla onun meclisinde bulunmazlar idi. Evet, İbn Abbas'tan ravi şöyle diyor. وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْ اَبُوْ سُفْيَنْ ذَٰلِكَ مَا عَطَاهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَاِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَسَلُ شَيْنْ اِلَّا عَدَى. Ancak bununla beraber Müslüman olduktan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ne istemiş ise onun hepsini vermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o güzel asla ahlakını ona karşı asla saklamamıştır. Ona her şeyi ne arz etmiş ise Müslüman olduktan sonra Ebu Süfyan'a vermiştir. Evet, bununla beraber
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'yi fethetmeye gidecek 10.000 kişiyle, 10.000 tane sahabeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'yi fethetmeye girecek. Ebu Süfyan ise o anda müşrik. Ancak o haliyle bile Peygamber Efendimizin hakkında o güzel cevaplar verdiği halde gene de Peygamber Efendimizin aleyhinde bir dahim casusluk yapmak için almış olduğu habere istinaden yanına Hakim İbni Hazam, Büdeyl İbni Varka alaraktan Mekke-i Mükerrem'in dışına çıkaraktan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hareketlerini denemek için casusluk vazifesini yapmaya kendisini koymuştur. Evet, ta ki o gece Zahran denilen bir yere geldiler. Mekke-i Mükerreme'den 80 kilometre uzaklıkta. Evet, geldi baktılar ki uzaklarda her taraflarda ateşler yanıyor. Ateşler haykırıyor. Her tarafta ateşler aydınlatıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'ye varmazdan önceki gecelerde 80 kilometre beri taraflarda ateş yakaraktan komutanları ikaz ederekten, orduyu alaylara bölerekten, her alayın başına bir ateş yakaraktan heyecanını, kahramanlığını göndermek için İslamiyet'te savaş metodu olaraktan Peygamber Efendimiz bu sistemi görüyor. Evet, bunun üzerine İblis Hak diyor ki, fi rivayeti anısı iman Ebu Süfyan, fi rivayeti anil Abbas radiyallahu anhu, Abbas radıyallahu anh rivayetine göre lemma kâne sabahu gadevti bi Ebu Süfyan, ne zamanki sabah olunca fedehaltu bihi ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, o gece sabahleyin Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellemi yanıma alaraktan, atımı alaraktan, arkama alaraktan Peygamber'in huzuruna vardım diyor Abbas Hazretleri. فَلَمَّا رَأَهُ رَسُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, onu benimle beraber görünce, Ebu Süfyan'ı görünce, وَيْحَكْ يَا أَبَا سُفْيَانْ, ey Aba Süfyan, sana yazıklar olsun. Şu ana kadar kalbin daha yumuşamadı mı? Daha yumuşamadı mı? كِتَا اَلَّا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهُ diyesin. Ey Aba Süfyan. Bunun üzerine Ebu Süfyan diyor ki, annem ve babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü, ne kadar bir yumuşak insansınız, ne kadar kerim bir insansınız, ne kadar akraba taallukatını bilen bir insansınız. Ancak hala kalbimde ufak şek ve şüphe var ey Muhammed diyerekten Allah'ın Resulüne cevap veriyor. Fekale lehu sallallahu aleyhi ve sellem, gene Peygamber Efendimiz diyor, vay hak ya Aba Süfyan, ey Aba Süfyan, yazıklar olsun. Elem yeni leke en talemi enni Resulillah, yakinen bilmen gerekmiyor mu? Allah'ın Resulüyüm ben ey Aba Süfyan. Fekale Ebu Süfyan gene diyor, ey Allah'ın Resulü, ne kadar cömert bir insansınız, ne kadar akrabayı seven bir insansınız, ne kadar kerim bir insansınız, ancak şu kalbimdeki ufak bir şek ve şüpheyi atamıyorum diyor. Fekale lehul Abbas. Abbas ona diyor, dönüyor o kişiye. Vey hak ya Aba Süfyan. Sana yazıklar olsun ey Aba Süfyan. Eslim, Müslüman ol. Veşhed en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Bu kelimeyi tevhidi getir. Ey Aba Süfyan diyerekten haykırıyor. Kable en tudraba unuk. Yoksa senin kellen gidecek. Kelleni vuracaklar. Etrafta seni dinleyenler var. Seni görmek isteyenler var. Kelime-i şehadet getir de yakanı kurtar. Kelleni kurtar diyerekten Abbas Hazretleri kendisine bu ifadeyi veriyor. Evet, bunun üzerine hubise Ebu Süfyan liyera ketaybel müslümin. Ebu Süfyan bir takım bir kenara alınıyor. Müslümanların kahramanları, Müslümanların orduları önünden geçiyor. Evet, bunun üzerine femarrat ketibetu önüne bir alay geçti. Fekale dedi Süfyan, ya Abbas, bu kimin alayıdır önümden geçen? Evet, bu dedi Gaffar'ın alayıdır. Ebu Süfyan dedi, bana bu ilişki değildir, bana bu kar yaramaz, başkasına bana baktır deyince, ondan sonra Said ve Selim'in aralarından geçti önlerinden alayı. Sümbe
Ondan sonra Ebu Süfyan döndü. Bunlar kimin dedi? Bunlar da Ensar kabilesinin, Sa'd ibn Ubade'nin ve onların alayıdır. Ey Ebu Süfyan dedi. Ebu Süfyan dedi ki işte bugün gerçekten savaş vahyi olacaktır. Ey Abbas diyerekten haykırdı. Fekala Ebu Süfyan dedi ki ya Abbas, habbeze yevme zemar. Ey Abbas, bugün ne kadar kötü bir gün olacaktır, ne kadar büyük bir savaş olacaktır diyerekten haykırdı Ebu Süfyan. Felemme marra Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz alayıyla beraber önünde uğrayınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan önce kâle ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, elem ta'lem ma kâle Sa'd ibn Ubade, bana şöyle dedi ey Allah'ın Resulü dedi Ebu Süfyan Peygamber Efendimiz'e. Fekâle Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem el yevme yevmur rahme, ey Ebu Süfyan, bugün rahmet günüdür, bugün savaş günü değildir, bugün her şeyin aşağı çıkacağı gündür, bugün zillet günü değildir, İslamiyet'in Kabe'ye gelip Kabe'nin örtüsü değişilecek, Kabe yıkanacak, Kabe temizlenecek, bugün o gündür ey Ebu Süfyan diyerekten Ebu Süfyan'a haykırdı. Evet, İshab-ı Nebi Sa'd diyor ki Rekib-ül Abbas Bağlat-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'ın arkasına bindi, dolaşıyor. Bütün ketibeleri, alayları dolaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldikten sonra Hazreti Ömer dedi, ey Allah'ın Resulü, bu Allah'ın düşmanıdır, bana müsaade et, ben bunun kellesini uçuracağım. Ey Allah'ın Resulü deyince Hazreti Peygamber Efendimiz ona buyurdu, mehlen ya Ömer, mehlen ya Ömer, bugün rahmet günüdür, kelle alma günü değildir diyerekten Hazreti Ömer'i teskin etti. Evet, bunun üzerine İbn Abbas dedi ki ben buna emanet hakkı vermişim, ben bunu korumakla mükellefim, ey Allah'ın Resulü, müsaadenizle bunun yanına asla hiçbir kimse hileyle yaklaşamayacaktır diyerekten ifade etti. Evet, bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda diz çökerekten Mekke'nin fethinde Ebu Süfyan İslamiyet'in şerefine nail olaraktan kelime-i şehadeti Peygamber Efendimizin mübarek cemaline bakaraktan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerekten kelime-i tevhid sevgisini o kalbine yerleştirdi. Bunun üzerine Abbas dedi ki ya Resulallah, bu şöhreti seven bir kişidir, bunun hakkında bir şey deyiniz. Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethedeceği zaman, Mekke'ye gireceği zaman şöyle dedi, kim Ebu Süfyan'ın evine girerse, kim kılıcını çekecek olursa o emindir, asla ona dokunulmayacaktır diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan'a da aynen bu şekilde o onuru vermiş oldu. Evet değerli kardeşlerim, Ebu Süfyan önce neydi? Müslüman olduktan sonra neydi? Müslüman olduktan sonra Peygamber Efendimiz'den ahit istedi. Ey Allah'ın Resulü, sana şartım var. Benimle beraber olan sahabelere birlikte müsaade edeceksin. Nasıl ki İslamiyet'e zarar vermiş isem Müslüman olmazdan önce de bundan sonra bütün vaktimi, zamanımı İslamiyet'in uğrunda her yönüyle harcamak için, sarf etmek için bana müsaade edeceksin ey Allah'ın Resulü diyerekten Allah'ın Resulü'nden ahd almıştır. Evet değerli kardeşlerim, Ebu Süfyan daha önce böyleydi, daha sonra da böyleydi, daha sonra da böyle oldu ve İslam şerefine, İslamiyet'in büyük o nimetine nail olaraktan şu fani dünyadan da Peygamber Efendimiz'in müjdesiyle cennette müjdelenerekten ahirete intikal etti. Onun için değerli kardeşlerim, kişinin geçmişine bakmayacaksın. Olduğu hale bakacaksın. Ne haldeyse ona bakacaksın. El İslamu yecufu ma kablehu. İslamiyet kendisinden önceki olan, bütün masiyetleri siler atar. Çünkü Allah Erhamur Rahimin, merhamet sahibi, rahmet sahibi. Onun gazabını, rahmeti geçmiştir. Allah affedicidir. Rabbil Alemin Rahim, azim, gaffardır. Günahları affeden
merhameti bol olan ve sonsuz bir rahmeti olan o Rabbimiz bizlere bütün iyilikleri, bütün güzellikleri nasip eylesin. Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidine Muhammed ve ala ali seyyidine Muhammed.